Evet, ben bugün yine bir şey deneyeceğim. Daha önceden yapmıştım incir reçeli. Şöyle mister gibi. Onunla incir tatlısı yapacağım biraz ile tabii ki. Pirincimi koydum. Yıkadım tabii biraz pirincini. Burada da yapacağım tepsi ve sıvı yağ azıcık katacağım. Normalde bunu pilav gibi yapıp içine dolduruyorlar. Ama ben incirim pişik olduğu için aklıma geldi, niye olmaz. Pirincimi güzelce pişireceğim. Tabii bunun içine biraz da şeker katacağım şimdi piştikten sonra. Şimdi katmıyorum. Şimdi katarsam pirinç pişmez. Pirinç pişsin. İncirlerimin içine dolduracağım. Fırına vereceğim. Öyle mis gibi incir tatlısı yapacağım. Normalde yaptıklarında bunu aynı böyle pilav gibi yapıyoruz. Pilavı yapar gibi daha sonra şekerini ekleyip incirlerin içinde böyle açıp bu pilavdan doldurup fırına veriyoruz şerbetiyle. Ama benim incir reçelim zaten var. Ne gerek alıyor? Pilav. Pilavı da ben böyle yaptım. Yıkadım. Güzelce pirincimi kaynattım. Şimdi sıvı yağsını, daha sonra da şekerini vereceğim. Hatta şeker yerine şerbetinden de verebilirim. Bakalım, daha karar vermedik. Yapıyoruz bir şeyler yine. Burada da çayım. Bir taraftan da çayımı içiyorum. Bu aklıma sonradan geldi. Yani birden geldi. Benim eşim tatlıyı çok sever. Evimde muhakkak bir tatlı olacak. Suyunu çekti. Bu daha pişmedi. Ben buna biraz sıcak su ilavesi yapayım. Pirinçlerin iyice pişmesi lazım ki zaten incirler pişik. Dağılmaması lazım. Bakalım. Salla şimdi. Ezanı koy. Evet. Biraz daha su ilavesi yaptık. Ve kaynatmaya devam ediyoruz. Size tam tarifini veriyorum. Yapacaksanız pirincinizi ıslayın. Aynı pilav gibi 1-2 saat önceden. Normal pilav gibi yapın. Güzelce pirincinizi. İncirinizi de yıkayıp orta yerine atıyoruz. Dolduruyoruz. Bu yaptığımız pilavı doldurup tepsiye verip şerbetini veriyoruz ve pişiriyoruz. Benim reçelim hazır. Ben de böyle bir şey düşün. Bak ne kadar güzel incirlerim. Mis gibi onların içine koyacağım. Fırına vereceğim. Çok az bir fırınlayacağım. Tamam. İncir tatlım olur herhalde. Bakalım. Böyle ilk defa yapıyorum. Olursa da paylaşacağım. Oldu diye olmazsa da paylaşacağım. Benim daha iyi fikirlerimde. Böyle şeyleri severim. Aklıma geldi mi de muhakkak yaparım. Ama olsun ama olmaz. Yapmazsam hep aklımda kalacak çünkü. Olacak mıydı? Keşke yapsaydım. Yaparım. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Ama niye olmaz? Bence olacak. Olması gerekiyor. Evet, pirincim pişti. Piştikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki buradan biraz şerbetinden katıyoruz. Baştan koysak şeker sıkar pirinci. Kepçemi alıyorum. Şöyle şerbetinden alıyorum. Karıştırıyorum. İç olmasa, hani incirlerimin içi dolmasa bile bunun içine incir parçalarını koyduğum zaman mis gibi tatlı oluyor yine. Bak hemen sertleşti. Şerbet koyduğun zaman hemen pirinç kendini sıkıyor. Bunun için de fazla baştan sakın koymayın tadını. Sonradan katın.
Niye öyle oluyor bilmiyorum. Pirinç hemen şekeri görünce sıkıyor kendini. Bak pirinçler tam top, yani şişmişti. Nasıl topladı kendini? Yeter herhalde. Şerbeti şimdi çekecek mi diye merak ediyorum. Zor. Çekmeyebilir de. Kepçeyi alacağım şimdi, içinden incir çıkaracağım diye bıraktım tepsiye. İncirlerinden çıkaracağım. Biraz şöyle bir kaynatalım bakalım. Şerbetini çekecek mi, tatlı şerbetini bak. Pirinçler ufalıverdi, bak sıktı kendini hemen. Hiç katmasam mıydık acaba? Şerbeti yeter miydi? İncirin öyle içine mi koysaydık? Ama tatlansın istedim biraz. Kaynatalım da anlayacağız ne olup ne olmadığını. Lapalaşmaya başlayan pirinç topladı. Yav olacaksın, yav olacaksın seni. Ben bu gece muhakkak tatlı yapacağım. Ama öyle, ama böyle. Ama incirin içini dolduracağım ya da incirleri parçalayıp senin içine atacağım. Mis gibi olsun, kuru üzümle de yapıyoruz biz bunu böyle pilav olarak. İncirli reçelle de yapıyorum normalde. Ama ben incirleri doldurmayı deneyeceğim. Dolmasa incirleri parçalayacağım, içine atacağım. Öyle de mis gibi tatlı oluyor. Ziyan etmem kesinlikle. İnşallah çeker çerbetim. Biraz kısalım şimdi. Kısık ateşte pişsin bakalım. Evet, son kez bakıyorum. Bence yeterli. Kaynadıkça daha çok pirinçler kendini sıkıyor. Bunun için ne yapıyorum? Şöyle kapağı olmadığı için kapatıyorum. Kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Biraz dinlensin. Daha sonra incirleriyle güzel güzel tatlısını yapalım. Evet. Yaparım dedim mi yaparım. Galiba oluyor. İncirlerimin içine uyuyorum ve yaptığım tatlı pilavdan da koyuyorum. Biraz da fırında şöyle bir tutacağım onları, tamamdır. İncirlerim pişmiş olduğu için şöyle hemen orta yerini göstereyim size, şöyle donatı doldurduğumu. Elime alıyorum tabii ki, böyle çekim yaptığım için şimdi size gösteriyorum. İncirin içini güzelce yaptığım tatlı pilavdan dolduruyorum. Yani bizim köyde bu tatlıyı yapıyorlar. Ama pişmemiş incirden tabii ki. Tatlı pilav yapıp içine koyuyoruz. Şöyle. Benim de aklıma geldi. Pişmiş incirimden yapıyorum. Evet, şöyle dolduruyorum. Tabii şimdi ben bunu burada görüntüyü çekerken o kadar dolduramadım. Daha dolduracağım yani içine. Şimdi nasıl yapsam da size göstersem. Şöyle telefonu buraya dayasam, sıcak bu da. Neyi koysam buraya da göstersem. Elimde alıyorum incirin orta yerini. Çukur yapıyorum ve öyle dolduruyorum. Buradaki gibi olmuyor yani. Burada şimdi gösteriyorum size ama olmuyor öyle. Elimde daha kolay oluyor. Her tarafı doluyor incirin pirinçle. Evet. İncir tatlılarım oldu. Fırına götürüyorum. Şöyle bir 10-15 dakikada fırında bekleteceğim. Mis gibi. Yaparım dedim mi yaparım. Bak oldu mu, olacak mı derken oldu. Bu kalan pirincime de ziyan etmeyeceğim. Onu da incirlerinden şöyle içine doğrayacağım. O da öyle tatlı olacak. Öyle de yeniyor çünkü. Pilav olarak da yeniyor. Böyle de yeniyor. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Ve fırına götürüyorum. Yarım dakikaya ayarladım fırınımı.
Fırında biraz kendini çeksin. İncirlerin pilavı. İncir tatlıların güzel güzel pişiyor. Zaten pişik. Kendilerini toplasınlar diye attım fırına. Burada da mis gibi kalan pilavından, incirlerimden, şerbetinden kattım. Harika lezzetli, tatlı oluyor böyle de. Kalan incirlerimi de koydum. Kapatıp dolaba kaldıracağım. Misler olmaya devam ediyor. Misin mutfağında? Misler her zaman oluyor. Evet, tatlımı fırından çıkardım. Misim misleri oldu. Harika, lezzetli incir tatlısı. Yanında da şöyle pirincinden kalmıştı içinden. Ona da kattım. Şerbetinden fazlaca incirinden. Onlar da böyle. Tatlı pilav. Misim misleri harika. Gel tatlımızdan alalım. Servisini yapalım. Mis mis. Biraz şerbetinden de alalım. Şöyle. Harika. Evet, tatlımı aldım. Oturma odama geldim. Hem şöyle pirinç pilavlı olanından hem de içi dolgulu incir tatlımdan. Bir gösterelim. İçi pirinçli, mis gibi. Şahane. Yaparsanız diyelim, sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Tadımını yapacağım sıcak diye korkuyorum. Bismillah. Süper ötesi bir tatlı olmuş. Ve bundan da tadıyorum. Bu da aynı lezzet. Bu içi dolgusunda. Bu da harika. Tabii incirin içi dolunca incirli olan daha lezzetli. Şimdi burada yalan söyleyemeyeceğiz. O da güzel ama bu daha güzel. Bunda incirin tadı da var. Tavsiye ederim. Yaparsanız memnun kalırsınız. Ben bir tane yiyeceğim. Fazla da yiyemem. Şeker hastasıyım. Bana bir tane bile fazla. Ama çok güzel olduğu için yedim. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.